Hayda. He oğlum. Anne günaydın. Uyandırmadım değil mi? Yok yavrum, namazdan kalktım şimdi, söyle. Ben sana bir zarf göndermiştim. He, gönderdin. Ama Ceyhun onu sana dediydi. Ben de sana gönderdim. Niye ki? Ben şimdi en kısa zamanda bunu sana geri gönderiyorum. O dün konuştuğumuz mevzu vardı ya, onunla ilgili. Kimmiş resmiye? Bilmiyorum anne. Ben sadece zarfı açtım, içindekilere bakmadım. Hakkım olmadığını düşündüm. Sen ister bana anlatırsın, ister anlatmazsın. O senin bileceğin iş. Tamam, göndersen. Ay abi. Affet, yemeğe gelemedim. Yok, sorun yok abi, çalışıyordun. Hadi üstünü değiştir, kahvaltı hazırlayacağım. Ben hazırlardım abi. Üşü, hadi. Uzun uzun aynada kendisine baktı Büşra. Her şey aynıydı. Bir yandan da hiçbir şey aynı değildi. Düne kadar hiç yaşamamıştı sanki. Kalbi hiç atmamıştı. Farklı görünüyor muydu? Bakanlar anlayacak mıydı belki de ilk kez kalbinin attığını? Otursana kızım hadi. Her şeyi getirdim ben. Otururum abi. Başla sen. Bir şey mi oldu? Yok abi, bir şey olmadı, ne olacak? Tamam, sakin ol, bir şey demedim. Evi mi özledin bir şu? Çay koyayım ben abi. Kravatınızı bağlarken ilk katı çok sıkı yapmıyorsunuz muhtemelen. O yüzden böyle bollaşıp aşağı doğru kayıyor olabilir. Bir dahakine öyle deneyin isterseniz. Günaydın. Bugün nasılsınız babacığım? Neredeydin dün gece? Evli değil mi bu kız? Nasıl görüşüyor seninle? Kocasına rağmen. Hayatta her şeyin bir sebebi var babacığım. Her şeyin. Sizin orada olmanızı. Benim burada olmama. Neymiş sebebi? Sen cevap verebiliyor musun? Seviyor mu seni? Kendine çok güveniyorsun. Biliyorum. Ama karşındakine o kadar çok güvenmiyor. Bu kız seni değiştiriyor. Zayıflatıyor. Farkında mısın? Siz önce bir kahvaltınızı edin. Çiğnemeyi becerin. Sonra konuşuruz babacığım.